bana bir gece vakti bir mesaj atmış. İşte senin evine gelmek istiyorum. Nar çiçeği oje sür. İşte ayağına bilmem kaç santim topuklu ayakkabı giyip beni karşıla. Gülüyorum çünkü sinirlerim bozuluyor. Merhaba. Bugün böyle canımın istediği gibi konuşmaya, aklıma ne gelirse onu söylemeye karar verdim. Konuyu seçtim ama böyle kafamda çok akışı planlamadım. Mesela şimdi anneme selam söyleyeceğim çünkü annem hep izliyor bu videoları. Anne seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Yakında yanına geleceğim. Neden böyle kafama göre takılmaya karar verdim diye soracak olursanız sebebi şu. Ya o kadar uzun zamandır böyle bir sürü şey yapmak zorunda olduğumu fark ettim ki yani şunu yapman lazım Deniz, bunu ödemen lazım Deniz, buraya yetişmen lazım Deniz. Böyle bugün de sabah böyle buraya gelirken şey düşündüm hani şunu konuşmam lazım falan filan. Sonra dedim ya hani burası benim kanalım değil mi? Canım nasıl isterse öyle konuşacağım. Ve bu serseri serbest stilim belki bazılarınızı hayal kırıklığına uğratabilir. Ama zaten videomun da konusu bu olacak. İnsanlar neden beni hep hayal kırıklığına uğratıyor? Bunu ilk olarak çocuk yaşta aslında başlıyoruz. İlk olarak gözümüzde büyütmeye başladığımız böyle insan annemiz ve babamız oluyor. İşte babamız böyle süper kahraman, işte her şeyi yapabilir, dünyadaki her şeye kuvveti yetiyor. Annemiz zaten işte böyle ilk mesela bir kadın olarak kadınları özendiği figür ilk hayatlarında. İşte böyle onun makyaj yapma imkanı var. Topuklu ayakkabı giyiyor işte. Ondan sonra işte babanızla takılıyor. Belli ki sizin o kadar rahatça dokunamadığınız, öpüşemediğiniz babanıza da ulaşan imkanları var. Ve o yüzden bunları böyle idolize ediyoruz bayağı ebeveynlerimizi kafamızda. Sonra da böyle büyüyünce şey oluyor. Aa bayağı benim babam hata yapan bir insanmış. Aa. Annemin bayağı bir sorunları var aslında hayatla başa çıkmakla ilgili. Ve sonrasında böyle bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hiç de benim hayal ettiğim gibi değilmiş bu insanlar. Bence sorun da tam olarak bu. Hayal ediyoruz. Aslında o insanın gerçeğini görmüyoruz. Kendi kafamızda bir şey kuruyoruz. Böyle o insanı olduğundan çok daha büyük böyle gördüğümüz, eksiklerini kendi kafamızda tamamladığımız, işte kahramanlığa yakıştırdığımız. Sonra da gerçeği görmeye başlayınca, aa benim bu gerçekle kafamda kurduğum hayal hiç örtüşmüyor diyoruz ve üzülüyoruz. Sonrasında bunun ama ders çıkarıp hayatta hep gerçekleri gören bir insana mı dönüşüyoruz? Hayır. Bunu sevgililerimizle ilgili çok yapıyoruz, hoşlandığımız insanlarla ilgili. Hatta benim bununla ilgili bir hikayem var. Ben bir adamla date ediyordum. Yani Türkçesini düşünmek istedim şu an ama düşünemedim çünkü date etmek galiba Türkçe yok. Hani flörtleşmek desem değil, randevulaşmak garip olur işte, sevgililiğe başlamak değil yani birlikte yemeklere çıkıp hani bu iş nereye varacak diye bakma seviyesi. Neyse bu date ettiğim adam da uzaktan böyle hani bir şeyler yazıyor ediyor falan filan, yazdıklarına falan bakıyorum. Hani böyle gayet şey bir adam, hani feminist, işte böyle gerçekten hani böyle insan ruhunu gerçekten çok derinden kavramış ve çok yüksek empati gücü olan bir insan diye. Ve o yüzden de çok mutluyum. İşte diyorum, zaten ben biliyordum yazan çizen insan şey olur. Yani insan doğasını çok derinden böyle hakim olmuştur. O yüzden de tabii ki de insana değer vermeyi çok iyi bilir. Ama sonra küçük küçük sinyaller gelmeye başladı. Mesela bana konuşurken bir an böyle şey attı. Kırmızı ruj emojisi. Ben de hani her yolladığımız şeyin altında bir sebep var. Hani neden bunu yolladın dedim. Kadın olduğun için kadınlığımı buna indirgemiş olması. Okey, tabii ki ben de kırmızı ruj bastırıyorum ama hani kadın olduğun için sana kırmızı ruj emojisi yolluyorum. Biraz saçma geldi ama orada böyle hala kendi hayallerimdeki şeye devam ediyorum. Sonra şey oldu. Adamla ilgili bir tane işte böyle komik video çıkmış. Bu adamla dalga geçiyorlar böyle. Bayağı da ben hayvan gibi gülmüştüm videoyu izleyince çünkü komik. Ona attım böyle, o seninle ilgili böyle bir video var diye. Bana dedi ki İşte insan hem çok yakışıklı hem de çok zeki olunca böyle çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Hani şaka yapıyor diye düşündüm. Hani oha falan diye, sonra çok ciddi olduğunu anladım. İşte benimle dalga geçiyorlar çünkü herkes beni kıskanıyor. Çünkü işte bu kadar her şeye aynı anda sahip olunca böyle oluyor. Herkes senin işte hayır, hiç alakası yok bu arada. Gerçekten bu adamın dalga geçebileceğiniz bazı yönleri var ve onu da çok güzel dalga geçmişler. Videoyu çeken insanların hiç kıskanç falan olduklarını düşünmüyorum. Neyse sonra
Bunu da dedim hadi yani olabilir. Demek ki kompleksli bir tarafına denk geldi. Sonuçta insan bu da. Derken en sonunda şu mesajla ben uyandım. Bana bir gece vakti bir mesaj atmış. İşte senin evine gelmek istiyorum. Nar çiçeği oje sür. İşte ayağına bilmem kaç santim topuklu ayakkabı giyip beni karşıla. Gülüyorum çünkü sinirlerim bozuluyor. Tabii ki yani iki insan bence hani her türlü fantezi yaşayabilir ama bunu talep edebileceğiniz bir yakınlık ya da işte hiç yakınlık değilse bile hani yabancılıktan kaynaklanan evet bir çekimde olur ama ben size o şeyi vermiş olurum. Ve ben dedim ki ne diyorsun? Yani buradan anlayacağın şey ben buna okey değilim. Şu an seninle böyle bir şey yaşamak istemiyorum. İşte sen komplekslisin. Türk kızları zaten hep böyle kompleksli oluyor. Bu yüzden Türk kızlarını hiç sevmiyorum falan. Kendisi de bu arada Türk vatandaşı gayet ama nedense Türk kızlarıyla ilgili bir sorunu var. Kendisinin Türk erkeği olması ilgili bir sorunu yokken. Neyse sonunda ben anladım ki bu adam benim hayal ettiğimden bambaşka bir insan. Benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ve sonra anladım ki esas sorun aslında şu. Ben işte hayal kurmuşum. Yani ben adamı sadece bir şeyler yazıyor, ediyor falan diye kafamda tamamladıkça tamamlamışım, yükselttikçe yükseltmişim. Adamın bir günahı yok aslında. Hani ben niye bu kadar adamı kendi hayallerimde başka şeyleri tamamlamışım ki? Yani sonra şunu fark ettim. İnsanlarla ilgili bunu çok fazla yapıyoruz. Hatta ben geçmişimde kendime bile yaptığımı fark ettim. Hatta başta selam söylediğim anneciğime selam göndererek bu annemin bir fotoğrafı. Annemin lise yıllarında çekilmiş ve ben annemin bu fotoğraflarına hayranlıkla bakarak büyüdüm. Şöyle de koyayım burada dursun. Canım anneciğim gerçekten de gençliğinde hala da öyle dünyanın en masum, en naif insanlarından bir tanesi. Yani bu korona döneminde mesela muayenehaneden neredeyse hiçbir kazancı olmamasına rağmen kirasını zor çıkarıyor olmasına rağmen hastalarım yarıda kalırsa onlara çok ayıp olur, işte onları zor durumda bırakamam diyerek 60 yaşın üzerinde olmasına rağmen muayenehaneye gitmeye devam etti. Ama bu sabah beni aradı. Artık daha fazla hani ölüm riski için, ne ölüm riskine rağmen hani canımı şeye atamayacağım böyle dedi. Ben artık dedim muayenehaneyi bütün hastalarıma veda edip bırakacağım. Hani annem gibi bir insanın kızı olduğunuzda şöyle oluyor. Ben inanılmaz annemi hani idealize ederek büyüdüm. Benim de böyle bir insan olmam lazım diye. Ve kendime çok baskı yaptım. Üniversitedeyken bir gece çok içtiğimde annemin fotoğraflarına bakıp oturup ağlamaya başladım. İşte annem harika bir insan, annem peygamber gibi. Ben iğrenç bir insanım işte. Ben şu an aklıma gelen küfürleri söyleyemiyorum. Ben lanet olasıca hiç onun işte kızı olmaya layık bir insan değilim diye ağladım. Sonra büyüdükçe fark ettim ki hiç suçluluk duymam gereken bir şey yok aslında. Ben de kötü bir insan değilim ama ben sadece annem kadar gerçekten melek bir insan değilim. Birazcık daha böyle hani ara sıra böyle sert laflar da eden işte. Daha böyle kendi olmaktan çekinmeyen hani kötü yanlarını da hiç filtrelemeyen. Çünkü ne yazık ki bunlara da sahip olan bir insanım. Yani peygamber değilim. Ve buradan da şuraya geleceğim. Şunu fark ettim son zamanlarda. Zihni benimkisine benzeyen, benim gibi düşünen insanlarla şu an birlikteyim. Ve bu insanlar da genellikle yani sizler hani aranızda bir sürü insan beni bence idealize ediyor. Bunu zaten hepimiz de yapıyoruz. Hani ben ideal birisi olduğum için değil ama uzaktan tanıdığımız insanlar işte Instagram'dan mesela birisini görüyoruz. Kesin şöyle şöyle diye farkında olmadan düşünmeye başlıyoruz. Yani benimle ilgili de böyle kesin işte hiç hata yapmayan, böyle çok işte sürekli doğruları yapan, hep kitap okuyan, hep bilmem ne falan bir kadın diye kafanızda belki canlanıyor ama hani ben de peygamber soyundan falan gelmediğim için gayet hatalar yapan, gayet de işte saçma sapan da konuşan, bazen arkadaşlarını da küstüren, eminim bir sürü erkek için hayal kırıklığı olan bir insanım. Çünkü hepimiz kafamızda tamamlıyoruz, beni de başka insanlar tamamlıyor ve kafasında. Sonrasında gerçeği tanımaya başladıkça hiç de öyle birisi çıkmadı bu diye bana kızıyor. O yüzden ben baştan sizi uyarmak istedim. Bu kızgınlığı ve kırgınlığı bana karşı yaşamayın diye. Benle ilgili muhtemelen beklediğiniz bir sürü şey, kafanızda kurduğunuz şeyler olduğu için sonradan hiç de öyle olmadığı ortaya çıkacak. O yüzden sonradan gelip lütfen altına vay bu kız da çok bozdu, başlarda ne kadar şey görmüştük ama kendisini çok bozdu demeyin. Ben aslında kendimi bozmuyorum. Yani ben oldum olası gerçekten çocukluğumdan beri neredeyse hiç kendim olmaktan kaçmadım. Hep olduğum insanı gösteriyorum ama ben daha fazla gösterdikçe siz beni daha fazla tanıyacaksınız ve tanıdıkça belki daha iyi şeyler de göreceksiniz benimle ilgili ama çok hoşunuza gitmeyecek şeyler de göreceksiniz. Çünkü hiçbir insan yok öyle tanrı gibi bulutların üzerinde yaşayan ve sürekli aman Allah'ım ya aklım almıyor bu nasıl mükemmellik diyeceğiniz.
O yüzden bu videoda vermek istediğim bir mesaj galiba var. Olacak, olacak, olacak o kadar. Tamam böyle didaktik bitmesini istemezdim ama yani böyle mesaj demeyeyim de işte bir hatırlatma gibi. Eğer baştan da benim bayağı fail'larım, başarısızlıklarım, hatalarım olacağı ihtimalini kafanızda bir yere not ederseniz sonradan hayal kırıklığı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Ve videomun sonuna geliyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, Deniz seni hatalarında sevmeye de varız, hatasız kul olmaz diyorsanız videomu like ederseniz sevinirim. Deniz daha çok hatalarında olacak, biz buna hazırız, salla gelsin, yolla gelsin diyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Ve eğer söylemek istediğiniz bir şeyler varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Neredeyse her boş olan anımda gerçekten yorumlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü hep bana cevap verilmezse kötü hissederim diye düşünüyorum ve empati yaparak cevap vermeye çalışıyorum. Ama bu konuda da bir şeyim olacak. Zaman içerisinde mesajlar ve yorumlar arttıkça hepsine cevap veremez hale geleceğim diye düşünüyorum. Onda da sakın Deniz'in de iyice götü kalktı diye düşünmeyin. Götüm falan kalktığından değil, yetişemez oluyorum. Bir yandan reklamcılık yapan, bir yandan podcast ve YouTube işi yapan bir insan olarak gerçekten ahtapot olmadığım için yani iki kolumla ancak bu kadarını başarabiliyorum diyorum ve sizi çok öpüyorum.